Ramazan'a diyordu ki bu sorunu çözerse Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Öcalan çözer diyordu. Sayın Ahmet Türk'ün de bir açıklaması var dedim. Kürt ise CHP yapamaz. Neden? Derin devleti ikna edemez çünkü diyor. Erdoğan isterse ikna edebilir diyor Ahmet Türk. Dedim ki Sayın Selahattin Demirtaş sahneye çıktı ve Selahattin Demirtaş da dedi ki bu sorunun muhatabı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Ben de bunu Gürtan Kışan'a sordum. Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi derin devleti ikna edemez mi? Derin devleti bir tek Erdoğan mı ikna eder? Siz çözümün muhatabının Öcalan ve Erdoğan olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bir çözüm süreci var mı diye Gürtan Kışan'a sordum. Gürtan Kışanak aslında Ahmet Türk'e bir eleştiri getirdi. Ve dedi ki, derin devletin konusunu herkes unuttu. JITEM teşhir olmuş, hakkında davalar açılmış, derin devleti mahkum etme imkanı ortaya çıkmıştı. Ancak JITEM elemanları tek tek beraat ettirildi. Oysa bu yapının ortaya çıkarılmasında CHP geleneğinin önemli bir rolü vardı. AKP döneminde ise sanki derin devlet yokmuş gibi davranılıyor. Özellikle Kürtlerle ilgili olayların peşine kimse düşmüyor. Derin devleti ikna etmek değil, teşhir etmek gerekiyor dedi. Aslında burada çok güzel bir mesaj verdi. Bir derin devlet varsa muhatap asla değil, suçları varsa bunu teşhir etmek gerekiyor dedi. Ahmet Türk'e katılmadığını belirtti Gürtan Kışanak. Ve Gürtan Kışanak devamında şunu söyledi. Herkes aslında merak ediyor. DEM Parti AKP ile anlaştı mı? Biz defalarca kez bu konuyu tartıştık. Kürt sorununu sadece Erdoğan'ın çözemeyeceğine değindi. Ve dedi ki CHP Kürt sorunu çözemez. Çünkü derin devleti ikna edemez sözlerine katılmıyorum dedi. CHP isterse bu sorunu çözer. Demokratik bir ortamda bu sorun çözülebilir dedi. Ve ekledi konuşmasına AKP iktidarının bizlere neler yaşattığını biliyoruz. Hala da yaşıyoruz. İktidarlar gelir geçer, Kürt sorunu kalır. Cumhuriyetin 100 yılı böyle geçti. 2. yüzyılda böyle geçsin istemiyoruz. Bir şey daha söylemesem içimde kalır. Keşke AKP'nin Kürtlere kötü davrandığını sadece seçim zamanı hatırlanmasa. Aslında burada DEM Parti'nin AKP ile bir ittifak yaptığı gibi şeylerinin olmadığına değindi Gürtan Kışanak. Ve AKP bizlere bu süreçten önce de çok kötü davranıyor diyerek muhtemelen sokağa çıkma yasakları döneminde yaşananlara, evet, işte kayyum atamalarına, siyasetçilerinin tutuklanmasına değindi. Ancak nedense Kürtlerin dövülmesinin seçim dönemi yeniden gündeme geldiğini belirterek demokratik kamuoyuna da bir mesaj verdi. Genel süreçte buradan Altan Bey'e dönmek istiyorum. Evet, sen sorar mısın? Çünkü Altan Bey demin bu parti içindeki farklı eğilimlerden de bahsetti. Aslında bu açıklama da orada bir yere tam dokunuyor. Tam da orada bence, tam da o noktada. Şimdi Altan Bey, DEM Parti'nin kafası karışık. Bunu hep konuşuyoruz. Bugün DEM Parti'nin eş başkanı ile ilgili konuştuk sevgili Barış'la da. Eş başkanının bağlı olduğu parti çıkıp İmamoğlu'na destek açıklaması yapıyor. Eş başkan da bu açıklamaya destek veriyor. Açıklamada Meral Danış Beştaş'ın adı yok. Yani Meral Danış Beştaş'a destek olması gerektiğine dair tek bir cümle yok. Meral Hanım'ın da buna ilişkin eleştirileri var. DEM Parti'nin bir değil birkaç kola ayrıştığını biz buradan görüyoruz. Sizce bu ayrışma İstanbul seçimlerine nasıl yansır? Kürt seçmen nasıl bir karar verir DEM'deki bu ayrılığı görüp? Ama reklama sadece 3 dakikam kaldığını hatırlatıyorum Altan Bey. İsterseniz reklamdan sonra konuşalım. Yok yok, 3 dakikada bence anlatırsınız. Arkadaşlar, her yayında söylüyorum. DEM Parti'nin kafası karışık değil. DEM Parti'de işler karışık. Nedir? Kabaca bir tasnif yaparsam, yani detayın detayına ara sokaklara girmeden ana iki cadde üzerinden bir tasnif yapacak olursa, bir, 40 yıldır devam eden siyaseti aynen devam ettirmek isteyen bir grup var. Ve bunlar şu an partiye hakim. Yani eş başkanlar, işte Kandil'in yürüttüğü ve kendi yayın organlarında da deklare ettiği yayın politikası, onlara destek veren Avrupa Birliği, İran, Talabani, bunlar bir çizgide. Ve partide herhangi bir yenilik, yani ideolojik olarak da siyaset olarak düşünmüyorlar. İdeolojik olarak ne demek? Marjinal Türk solunun egemenliğinden çıkmasını istemiyorlar. Yani şu an eş başkan Hatimoğulları'nın partisi de dahil tam zıttı açıklamada bulunuyor. Bulunabiliyor. Yani böyle bir cesarette de bulunabiliyor bu kadar Kürt'e karşı. Ve silahlarla ilgili, yani PKK'nın artık kendini dönüştürmesi gerektiğini, Türkiye'de silah bırakması gerektiğini söylüyorlar.
söyleyemiyor. Birinci çizgi budur. Yani eski tas, eski ama. Bundan sonra da çatışmaya devam. Ne pahasına olursa olsun AK Parti'ye ve Tayyip Erdoğan'a karşı bir siyaset ve nereye giderse oraya kadar bu işlerin gitmesi. Bir bu. İkinci bir kesimde işte bu adını saydığınız bazı arkadaşlar, bunlar da yer yer ürkek, yer yer korkak, yer yer böyle ikili bir tavır sergileyerek bu yolun yol olmadığını söylemeye çalışıyorlar. Bakın söylüyorlar da demiyor, söylemeye çalışıyorlar. Yani ne diyorlar? Diyorlar ki Kılıçdaroğlu da gelse, Zafer Partisi de gelse, yani Ümit Özdağ da gelse sonuçta devletle konuşulacak. Bugün de iktidara hakim güçlü bir Tayyip Erdoğan var. Bundan bir geçmiş süremiz de var 2013'te ve bu an birçok şeye de gücü yetiyor. Yani muktedir. Biz silahları susturup burada bir diyalog kapısını zorlamalıyız. Dediğim gibi bunu da ürkek, korkak, çekingen, iki ileri bir geri adım atarak söylüyor. Mesela Leyla Zana Öcalan'ın kardeşiyle el ele Nevroz alanına girmesin, giremesin. İmralı'dan da ona şu veya bu şekilde bir destek olmasa, değil onu Nevroz meydanında konuşturmak, sahneye çıkarmazlar, alana sokmazlar, giremez. Bu kadar iddialı konuşuyor. Ve Öcalan da bu çizgidedir. Yani 2013'te Abdullah Öcalan da aynı çizgidedir. Burada kafası biraz karışık olan veya hareketleri tartışılan Selahattin Demirtaş'tır. Selahattin Demirtaş bu son eşini aday gösterme hamlesine kadar öbür çizgideydi. Yani Tayyip Erdoğan'la, hükümetle, AK Parti ile bütün köprüleri atan Avrupa Birliği çizgisinde daha... İşte sol, sosyalist, marjinal güçlerle işbirliği içerisindeki çizgi değil, net bir şekilde. Onlarca beyanatı var. Yani şimdi onun üzerinden bir polemiğe de girmek istemiyorum. Ama ne olduysa veya neler oluyorsa, ben o kadarını bilmiyorum. Selahattin Bey de bu diğer arkadaşlar gibi konuşmaya başladı. Ve eşini aday yapma hamlesi, İmamoğlu operasyonunu bozma hamlesi. Çok açık ve net. Şimdi mesela yarın Selahattin Bey bakalım bir açıklama yapabilecek mi? Yani işte bu Avrupa'daki yayın organlarından gelen İHAS, Hatimoğulları'nın partisinin açıklaması, Hatimoğulları'nın Sezai Temelli'nin, yani anlayana hani lafın tamamı bilmem kime söylendir denir. Ben de onu söylemeyeyim. Açık bir şekilde İmamoğlu'na destek verme siyasi Altan çizgilerinden. Bey, burada sözünüzü geçmek zorundayım. Selahattin Bey açıklama yapabilecek mi? Altan Bey, reklama gitmek zorundayım. İsterseniz sözünüzü reklamdan sonra tamamlayın. Tamam. Size döneceğim. Devam edin. Burada da 2 dakikada cevap vereyim.